Sansür Duvarı yazar barispiner.blogspot.com Sansür Duvarı CHP'ye önerim yurt çapında bağlı bulunduğu il ilçe belediyeleri kullanarak havadan ücretsiz internetle bilgiye ulaşımın oranını arttırsın. Hükümet medyaları ele geçirdi. Halk netten bilgi almasın diye cebe vergi koyup taksidi yasakladı. Bu önerim sansürü yukarı. Sansür duvarının bir şekilde yıkılması gerekiyor. Bu şekilde zekice öneriler bulmak gerek. Medyalar çoğu kanunsuz ve sindirme korkutmayla ele geçirildi. Sivil örgüt ve sendikalar yandaşlaştı. Yandaşlaşmayanlar korkutuldu ya da hapse atıldı. Yandaşlaşmayanlar korkutuldu ya da hapse atıldı. Demokratik yürüyüş hakkı yasaklandı. Meydanlar yasaklandı. Bu şartlarda 50 kere seçim olsa da netice çıkmaz. Demokratik yollar kurnazca tıkandı. Sandıkta oy veren vatandaş değildir. Sandıkta oy veren kamuoyudur. Kamuoyu yaratılmanın önü kesilirse o sandıktan netice çıkmaz. Çünkü halkın önüne ne koyarsanız onu alır. Düşünerek oy kullanan seçmen oranı çok az. Her şeye sansür geldi. İnternet hızlarının yavaşlatılması, tarif elinin yüksekliği de tesadüf değil. O alan da yandaşlaştı. Bu kasıtlı olarak yapılıyor. Cebe taksit yasağı da bu kapsamda. Kamuoyu yaratabilecek her yere sansür var. Sandık bu koşullarda sadece bir süs. Demokratik olarak yapılabilecek en zeki şey CHP'nin belediyesinin bulunduğu tüm il ve ilçelerde belediyenin ve CHP genel merkezinin teknik ve ekonomik katkılarıyla tüm kente ücretsiz wifi'ını havadan sunmaktır. Teknolojiye ulaşımı kolaylaştırdıkça kamuoyunu daha hızlı oluşturursunuz. Bilgi ulaşmakta güçlük çeken ve sansürler dolayısıyla kendine ne verilirse onu alan AKP seçmeninin de bilgiyle arasındaki sansürü ve sansürün getirdiği mesafeyi kaldırarak bilginin ulaşım ağını artırmış olursunuz. Bilginin olduğu yerde antidemokratik bir düzen olmaz.'' Barış Biner 2017 tarihli arşivinden tekrar yanına sunulmuştur. Aynı yazı 2017 tarihinde Cumhuriyet Halk Partili ve muhalif e, aktörlerle de paylaşılmıştır öneri olarak. Değerli izleyiciler yayınımızı beğenmeyi ve abone olup kanalımızı desteklemeyi unutmayınız. Aydınlık bir gelecek dilerim.